arkadaşlar, ben İsmail Usta. 1.6 Toyota Corolla benzinli araç yolda kalmış ve kurtarıcıyla geldi. Araç şu şekilde kalmış arkadaşlar. Farkında olmadan yüksek hararete maruz kalmış. Kaldıktan sonra motor kaputunun, şöyle arabayı doğru göster şöyle. Motor kaputunun şu kenarlarından duman çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor ve bana göster. Araba istop edene kadar gidiyor arkadaşlar. Aracın kaloriferini açıyor arkadaşlar. Soğuk üflüyor, onun farkına bile varmıyor. Aslında motor, araç bazen kendini belli eder. Sıkıntılı çalışır, yolda giderken böyle bir rahatsız bir gidişi olur. Kaloriferler soğuk üfler, fan devreye girer. Ama aracın sahibi eğer bunları dinlemezse, ya telefonda konuşuyorsa, ya müziği çok açmış dinliyorsa, ya aracın içindeki insanlara kendini vermişse gibi şeyler de farkına varmadan bu araba yolda kalmış arkadaşlar. Yolda kalmasının sebebi devir daimının çarkı tamamen çürümüş. Çürüdüğü için motorun içine su devir daim yapmıyor. Yapmayınca da iç hararetten, yüksek ısıdan aracın silindir kapağını yüzeyine yiyor, contayı yakıyor ve araba istop ediyor arkadaşlar. Bir daha çalışmıyor. Zaten benzinli arabalar çok hassas. Neyse, şimdi bu tür arızaları arkadaşlar genellikle birçok arkadaşımız, birçok YouTube'da YouTuber'lar paylaşmışlar işte. Ben şunu buldum, ben şunu buldum. Ya zaten bütün ustalar o arızaları buluyor zaten. Yani adamın dükkanına gittiği zaman o araba oradan yapılmış vaziyette çıkıyor. Bulmak bir maharet değil. Sadece insanları bir kandırma olayıdır yani. Neyse arkadaşlar, bu araba antifriz doğru dürüst kullanmayınca devir daimının çarkını tamamen çürütmüş ve su pompası suyu devir daim yapmamış. Gel bana doğru. Yavaş yavaş gel. Şöyle gösteriyorum. Yenisi, eskisi. Yenisinin devir daim çarkı, eskisinin devir daim çarkı. Tamamen çark erimiş. Artık suyu dolaştırmıyor arkadaşlar. Yenisi de bu şekilde. Şu kalın saç ne hale gelmiş arkadaşlar? İncemiş ve bıçak gibi olmuş ve çarkın hiçbiri kalmamış. Bana göster. Bu devir daim bozulunca arkadaşlar, yüksek hararetten silindir kapağı alüminyum araçların motorları, bütün araçlarda alüminyum, yüksek ısıda bel veriyor. Ortasını bel verince contayı yakıyor arkadaşlar. Bu yanmış conta şu aralardan yakıyor ve yenisi burada. Aracı göster. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Yenisi burada. Birazdan takacağız. Gel bana. Ustam bir bakar mısın? Bir dakika dur. Antifriz kullanmayınca şu bölgeler çürüyor. Biz rektifeciye bunu gönderdik. Alüminyum kaynağıyla bu çürükleri doldurduk. Yüzeyini toz paso yaptık ve topluyoruz arkadaşlar. Tekrar bana göster. Arkadaşlar, dediğim gibi antifriz kullanmanın önemi ne kadar çok ya. Adam ne diyor biliyor musun? Benim arabaya diyor antifriz koy da diyor, arabam diyor sabah rahat çalışsın diyor. Ondan sonra peki diyorum, antifriz koyarsam senin araban rahat mı çalışır diyorum. Diyor ki sabahları ben bunu çok zor çalıştırıyorum diyor. Başka bir araba için konuşuyorum. Antifriz diyor motoru diyor gece sıcacık tutuyormuş diyor. Sabahleyin de tek marşta çalışıyormuş. Vay 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 dedim ben de. Öyle bir şey yok kardeşim. Antifriz sadece senin motorunun donmasını engelliyor ve motorun içinde pas, kir, kireç, korozyon olmasını engelliyor dedim. Motorun içini sağlıklı tutuyor. Ha, yazın çok yüksek ısı olmasın diye öyle bir özellik var antifrizde. Kışında motorun içini korusun diye arkadaşlar. Yani o arkadaşın aslında sorunu başkaymış.
ısıtma bujileri patlamış. Isıtma bujilerini değiştik, sorunu halloldu. Antifrizini de ölçtük. Zaten arabanın antifrizi varmış. Yani insanlar antifrizin ne demek olduğunu bilmiyor. Benim arabama antifriz koyarsan sabahları tek marşta çalışır düşüncesiyle bakıyor. Motorun içini gece zannediyor ki kalefer dairesi gibi ısıtıyor zannediyor. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi antifriz kullanın. Devir dayımınızın çarkı çürümesin, motor stopalarınız çürümesin, termostatlarınız paslanıp açmamazlık yapmasın ya da açık kalmasın falan. Yani motorun en sağlıklı sistemde çalışması için antifriz çok önemli arkadaşlar. Kış aylarına girdiğiniz zaman mutlaka tamircinize gidin, antifrizini kontrol ettirin. Hayırlı günler, hayırlı seyirler, hayırlı seneler. 2020 yılı size çok mutlu, huzurlu ve güzel geçirmeniz dileklerimle. Allah'a emanet olun arkadaşlar.